تسمر و مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از شهر قم در حال برگزاری است و قطعاً برکات زیادی خواهد داشت. من به عنوان وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول معتقد این جانب در این مسیر خواهم کشید و دست همکاری به سوی شما اساتید و دانشگاهیان دارم. در پایان اجازه می‌خواهم با عنایت به فضای موجود امروز جهان مطلبی را خدمتتون عرض بکنم. حضار محترم، این همایش را در حالی برگزار می‌کنیم که جامعه جهانی بیش از هر زمان نیازمند دانستن و آگاهی از اصول، مفاهیم و ارزش‌های اصیل اسلامی است. همونطوری که پروفسور اینات فرمودن، این روزها چالش افراطی‌گری به نام اسلام و دولت به اصطلاح اسلامی داعش که خود مجبول دشمنان اسلام است با اقدامات تروریستیش بهانه‌ای برای تقویت پروژه اسلام هراسی شده است. امروز در پی هر اقدام تروریستی در هر جای جهان انگشت اشاره به سوی مسلمانان گرفته شده است و فشار بر جوامع اسلامی افزایش می‌یابد. کسی نمی‌خواهد به این سوال پاسخگو باشد که این گروه‌های تروریستی توسط چه کسانی ایجاد و پشتیبانی می‌گردد. حادثه پاریس نمونه اخیر است که به نظر می‌رسد همانند 11 سپتامبر موجب طراحی‌های جدیدی برای مقابله با اسلام عزیز باشد. لذا وظیفه شما اندیشمندان برای تنویر افکار و برهم زدن سناریوی دشمنان بسیار سنگین است. البته ما هم اقدامات تروریستی پاریس را مانند اقدامات تروریستی در کشورهای جهان اسلام، عراق، لبنان، سوریه و این اواخر در آنکارا را محکوم کرده و به خود حق می‌دهیم و این سوال را از مجامع بین‌المللی و سران کشورهای جهان بالاخص غربی داشته باشیم چه کسانی گروه‌های تروریستی را پرورش داده و یا زمینه ایجاد آنها را به وجود آورده است. مگر خون کشته شده‌های پاریس رنگی‌تر از خون عزیزان در کشورهای اسلامی است؟ اساتید محترم، در چنین شرایطی سخن گفتن از دموکراسی و اسلام از اهمیت مضاعفی برخورده است، چرا که ما معتقدیم اسلام دین مرحمت، دین رحمت، دین عدالت، عشق و دوستی، دین صلح و دین اقتدار است و انشاءالله به لطف خداوند متعال اسلام عزیز بر همه حیله ها و دسیسه ها و دشمنی ها پیروز و موفق خواهد بود و جهان مزه مفاهیم و ارزش های اسلامی را خواهد چشید. بار دیگر از همه عزیزان که در برپایی این کنفرانس متحمل زحمت شدن سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Sayın Kültür Ateşlisi'ne yaptığı konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza başlamadan önce açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ali Yaşar Sarıbay hocamızı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim muhterem Hazirun. Ben de İranlı misafirlerimizi, diğer meslektaşlarımızı, dinleyicileri saygıyla selamlayarak başlıyorum ve benim burada açılış konuşmam, programa şöyle bir baktığım zaman belki genel bir çerçeve ve o çerçeve içindeki bazı problemleri dikkate arz etmek olacak. Şimdi başlığa biraz sadık kalarak bazı şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra buradaki hazırına özellikle akademik partnerlerimize uygun başka bir yöne kayarak bir analiz geliştirmeye çalışacağım. Demokrasi-İslam ilişkisi Türkiye'de 19. yüzyıldan beri, özellikle 19. yüzyıldan beri tartışılan, üzerinde durulan bir mesele. Gerek öğrenim için Avrupa'ya giden öğrenciler, Osmanlı öğrencileri, gerek
muhalifler, sürülen veya orada yaşamak zorunda kalan insanlar Avrupa'yı tanıdıkça kendi sistemleri üzerinde de düşünmeye başladılar. Ve o zamanki anlayışla meşruti bir yönetimi demokrasi gibi görerek bunun üzerinde fikir yürüttüler veya tartışmalara giriştiler. Bu büyük ölçüde İslam'la demokrasi olarak algılanan, onların en azından algıladıkları şey aslında ne derecede uyuşmakta veya İslam ne derecede demokrasi dışında veya ona engel teşkil etmekte meselesini odağa aldı. Şimdi iki taraf içinde gerek İslam demokrasiye uygundur ya da İslam demokrasiye engeldir diyenler için de Batı medeniyeti mihenkti. Ve mazereti bir tutum. Yani her bir kesim kendi görüşlerini, fikriyatını bu mihenge ayarlayarak adeta tartışmaya veya konuşmaya başlamışlardı. Şimdi 20. yüzyılda ve günümüzde bile bu böyle devam etmekle birlikte ağırlıklı olarak İslam'la demokrasinin uyuşmazlığı gündeme getiriliyor. Çünkü Batı medeniyetinin sahip olduğu bir takım değerler, yani mesela halk egemenliği, muhalefet, seçme özgürlüğü gibi değerleri İslam'da bulunmadığı iddiasıyla hareket edenler İslam'ın da demokrasiye engel teşkil ettiğini ileri sürmekteler. Bunun yanlışı nerede? Yani burada bir savunmaya veya tersini ispatlamaya yönelik sözler söylemektense yanlıştan yola çıkmak lazım. Soru yanlış. Çünkü iki farklı entite dediğimiz varlığı karşılaştırıyor bunlar. Biri demokrasi dediğimiz bir yönetim tarzı, Batı medeniyetinin ürünü olarak ortaya çıkmış olan. Öbürü bundan çok farklı bir şey. Yani İslam'ı sadece bir yönetim tarzı olarak alamazsınız. Ondan çok fazla bir şey. İslam kültür, medeniyettir, hayat tarzıdır ve şüphesiz ulvi bir dindir. Şimdi farklı iki şeyi karşılaştırdığınız zaman buradan varabileceğiniz sonuçlar çok inandırıcı sonuçlar değildir veya sadece neden bizim gibi değilsiniz sorusunu gündeme getirir. Bu da çok anlamlı değildir. Çünkü iki farklı şeyi karşılaştırıyorsunuz. İslamcılık meselesi de aynıdır. Yani buna tamamen karşı, Batı medeniyetinin değerlerine karşı zıt bir savunu içinde bulunuyor gibi algılanır ama biraz vicdan sahibi olan, objektifliğini yitirmemiş olan batılı düşünürler bile aslında İslamcılığın postkolonyal dönemden sonra kendilerine dayatılan kültürel değerlere karşı çıkışın bir tezahürü olduğunu ileri sürmektedir ki böyledir. Onun için basit bir ideolojiden veya basit bir karşı çıkıştan bahsedemeyiz. Bunun da burada vurgulanması gerekiyor. Şimdi benim demin giriş cümlesi olarak söylediğim, yani buradaki akademik ortaklarımızın diyelim kökenlerine de uygun olarak ben İslam demokrasi ilişkisinden daha çok İslam-Cumhuriyet ilişkisine değinmek istiyorum. Çünkü bizde, Türkiye'de böyle, İran'da böyle, özellikle bizde, Türkiye'li olduğum için, Türk vatandaşı olduğum için kendi ülkemi biraz daha fazla yakından biliyorum, analiz edebilirim. Demokrasi cumhuriyetçilik olarak pratiğe yansıtılıyor, tecrübe ediliyor. Ama bunun bir arka planı var. Bunlara ben biraz değinmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi cumhuriyet dendiğinde veya cumhuriyetçilik bu Roma düşünür Cicero'nun Respublica res populi, cumhuriyet halktır formülü. Yani bunun esası bu. Şimdi halkın hukuken meşruluğun, yönetim meşruiyetinin tek kaynağı olduğu cumhuriyetin
maksimidir. En önemli maksimidir. Onun bel kemiğidir tabiri caizse. Tabii burada halk üzerinde inceden inceye durup tartışmaya girmeyeceğim, ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü halkın bir kurgu olarak sorun tarafları da var, kavramsal bir kurgu olarak. Bunlara değinmeyeceğim ama benim esas vurgulamak istediğim meşruiyetin kaynağı olarak halk ve bu halkın esasında bu meşruluğu uygularken politik toplum diye bir başlık koymuştum açılış konuşmam için. Dayanışmacı bir tarzda kolektif talepleri yansıtan bir gövde olduğunu ileri sürüyorum. Şimdi bakın burada halk üzerinde Batı literatüründe de çok tartışma var. Mesela Jean-Jacques Rousseau eğer halk meşruluğun tek kaynağıysa hukuki bir statüye sahip olarak tabi olacağı yasaları da kendisi yazmalıdır diye bir formül ileri sürmüştür. Burada bak, burada bu noktada şöyle bir şey tabii ortaya çıkıyor, onu söylüyor. Halka hem çok güven, bu genel irade bağlamında bilindiği gibi Rousseau'nun hem çok güveni söz konusu, fakat aynı zamanda her zaman doğruyu da yapmayabilir gibi bir şüphesi var, tereddüdü var. Şimdi bunun için diyor ki yani halkı diyor özgür olmaya zorlayacak bir şeye ihtiyaç vardır ya da bir kişiye ihtiyaç vardır. Ve şunu ekliyor, insanlara yasaların verilmesi için tanrılar gerekir. Şimdi bu benim tartışacağım konunun tam kalbi aslında. Şunun için kalbi, yasa koymanın günümüzde dolayısıyla egemenliğin kaynağının tanrısallaştırılmış olması. Fakat ilginç bir şey, yani bu geçmiş zamanda zaten hem batıda hem doğu toplumlarında veya genel olarak batı dışı toplumlarda